Bir gönül sohbetlerinde daha sizlerle beraberiz. Bu programdaki konuğum Bursa il vaizimiz ve aynı zamanda Yenişehir İlçe Müftü Vekili Refik Münir Aktan hocamızla beraberiz. Sizlerle bu sohbetimizde kimler iyi insandır? Kimlere iyi insan denir? iyi insan olabilmenin o güzelliğe sahip olmanın Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle, sevgili peygamberimizin mübarek hadisleriyle beraber sevgili hocam bu konuda bizleri bilgilendirecek değerli izleyicilerimiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Bu programımızda sizlerle kimlere iyi insan denir? ayetlerle Rabbimiz bu konuda bizlere niye emrediyor sevgili hocam? Buyurun. Muhterem hocam, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Tabi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanlığın yaratılışından itibaren Hz. Adem Aleyhisselam'la birlikte ilk peygamber, ilk insan ve onun neslinden itibaren her şeyin bir örneğini meydana getirmiş. Ve bunun en bariz örneklerinden bir tanesi hepimizin bilmiş olduğu Habil ve Kabil hadisesinden tanıdığımız Habil Aleyhisselam. Evet. Mesela onu tarif ederken Cenab-ı Hak Halim Selim diyor. Böyle bir özelliği var, sakin bir yapısı var. Evet. İyi insanın özelliklerinden sohbetimizi böyle e, ifade etmek için bunun üzerinde, değerlendirmek babından Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tabi ilk insan ve ilk insanlığın ilk atasının Hazreti Adem aleyhisselam ve onun soyundan gelen Hazreti Habil aleyhisselam üzerinden başlatmamız da aslında bir manayı ifade ediyor Evet. tabi iyi insanın özelliklerini sadece Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren değil bütün peygamberlerde bulunan vasıfları itibariyle Sevgili peygamberimizin özelliklerinden Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın vasıflarından evet. yine birçok peygamberin özelliklerinden bir tanesi iyi insanın özelliklerini üzerinde barındırmış olması. Evet hocam. Peki sevgili hocam, sözün burasında bizim insanlar olarak, Müslümanlar olarak, toplum olarak mutlaka her bir peygamberin hayatından alacağımız örnekleri vardır. Bizim hayatımıza Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberlerden mutlaka onların örneklerinden bizim hayatımıza da yansıyan şeyler vardır. Mesela peygamberlerin hayatına baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın Allah dostu olması çok e, misafirlerine ikramda bulunması gibi özelliği var. Buyurun hocam. Buradaki madem ki çünkü toplumda da bazı insanlar çok cömerttir. Bazı insanlar da çok cimridir yani. Misal. Sevgili hocam. Evet. E, e, tabi Hazreti İbrahim Aleyhisselam e, Halilim diye tarif ettiği sevgili peygamberimize Habibim diye tarif ediyor. Birisini evet. arkadaşı olarak, dostu olarak dillendiriyor Cenab-ı Hak. Öbürünü e, sevgili peygamberimizi de Habibim diye ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam tabi Böyle bir berekete sahip olduğu için kendisine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu cömertliğinin ön vasfı, bu özelliği ön plana çıktığı için bundan dolayı kendisine ayrı meziyetler taltif etmiş. Evet. E, Tabi bildiğimiz gibi Rabbimiz Celle Celaluhu iman noktasında seçmiş olduğu imani özelliklere sahip olanların müminlerin kriterleri içerisinde Evet. takva sahibi olanlardan bahsediyor. Evet. Hatta zatında aslında iyi insan dediğimiz şey takva sahibi olan kişiler. Evet. Ve huden lil muttakin ayeti evet. kerimesi evet. yani Cenab-ı Hak eğer hidayet erdirecekse takva sahibi olan kişilerden. Yani, takvanın karşılığı iyi insan. Evet efendim. Eyvallah. Takvanın karşılığı iyi insan. İyi. Insan. Takva da Cenab-ı Hak'tan hakkıyla korkmak demek. Evet. Bunda, bunu da bunu da şu şekilde ifade edebiliriz. Bu evet. korkuda yani bir vahşi bir hayvandan korkmak yahut bir karanlık bir ormandan korkmak gibi değil. Evet. Şunun gibi bir korku bir evladın annesinden babasından korkması gibi. Evet. Bir anne baba evladının e, herhangi bir e, onun başına gelecek olan bir şeyden en fazla üzülen kimsedir. Kimse olması dolayısıyla tabi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kullarının kulum diye tarif ettiği kulun kölen olayım ifadesinden yola çıkmak suretiyle kuluna olan sevgisini, muhabbetini ifade eden, bu ibareden kullarının başına gelebilecek olanların, Cenab-ı Hakk'ın e, kendisini etkilediğini, manasını bu yönüyle dillendiriyor. Evet. Ve e, tabi e, korkmak bu manayı yönelik olarak başına gelebilecek musibetlerin, imtihanların, onun pişmesine, onun bu dünyadan neticede ahiret alemine hazırlık olarak, çıkmış olduğumuz bu dünya semasından başarıyla çıkmak. Yani korkmaktan kasıt sakınmak. Emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. Kesinlikle. Çünkü emrettiklerinde mutlaka insanların faydası vardır. Yasakladıklarında da değil mi hocam? Mutlaka insanların zararı vardır. Kesinlikle sevgili hocam. Mesela ayeti kerime ile örnek vermemiz gerekirse sevgili hocam iyi insana. O takva sahipleri ki iyi insanlar ki diye başlayan ellezina yunfikuna fis-sarayi ved Evet, e, muhterem hocam e, buyurduğunuz gibi ayet-i kerimede yüce Allah e, onların ellezine yunfikuna fis-sarayi darra Darlıkta ve bollukta. Evet. Vel kazimine'l-gayza. <laughs> Kızgınlıkları esna, esnada. Evet. Böyle <laughs> afinenin ve insanları affeden kişiler olarak tarif ediyor. Yani Müslüman evet. e, darlıkta ve bollukta, sıkıntıda ve e, mutlu olduğu esnada Evet. Yani hayatını, Allah yolunda harcama yapıyor. Evet her yönüyle. evet. evet Cenab-ı evet. Hakk'ın e, huzurunda e, bunun neticesinde geri dönüşü olduğunu biliyor. Evet. Bunun bir geri dönüşü var. Evet. Verdiyse Cenab-ı Hak verdiğinden imtihan ediyor. Evet. Aldıysa aldığından imtihan ediyor. Evet. Sonra e, nefsimiz de imtihan ediyor. Yani kızdığı zaman kızan kimselerin o gazaplı olduğu esnada neler yaptıklarına Hepimiz televizyon ekranlarından Şahit oluyoruz tabi Cenab-ı Hak Hiçbir Müslümanın o şekilde Bir neticeyle karşılaşmayı Cenab-ı Hak Hiç kimseye nasip etmesin göstermesin Tabi Bunun içerisinde insanları affetmek Hani derler ya Veli'yi herkes idare eder Önemli olan bu Yani melekesini Kaybetmiş olan kimseleri idare edebilmektir Yani hatta Hattı zatında da Hani kavganın e, akıllı insanların arasında olamayacağı söylenir. Yani akıl e, kavga daha çok e, aklını yitirmiş olan iki kişi arasında olduğu söylenir. Hatta bunlardan birisinin aklı olması bile e, bu kavganın önlenmesine sebep olduğu söylenir. Onun için e, dikkat etmek lazım. Allah korusun insanı tabi e, aklı uçu verir. Yani o esnada karşılaştığı bir yani hadisede bir anda cinnet getirebilir. Evet efendim. İşte o zaman e, sabrı yani öfkeyi yenmeyi Allahu Teala ayette değil mi hocam bize tavsiye ediyor. Evet yine. Yoksa eğer öfkeyi yenemezsek öfke neticesinde e, yani telavisi mümkün olmayan bela ve musibetler gelir değil mi hocam? Evet kesinlikle. Yani Cenab-ı Hak neticede dünyaya hepimizi inanan kişiler olarak inanırsak her şey var. Evet. İnan, i̇nandığımız Cenab-ı Hak bu dünyayı bizim için bir imtihan alanı olarak bu imtihan mecrasında hareket etmemiz gereken bir alan olarak tarif ediyor. Yani doğmamız, yaşamamız, hani işte Mülk suresinde خَلَقَ الْمَوْتَ mevta vel doğumumuz, ölümümüz her şey bir imtihanın evet. bir eseri. Evet. Neticede dünya hep istediğimiz gibi güllük gülistanlık devam etmiyor hocam. Yani Allahu Teala o Mülk suresinin ikinci ayetinde değil mi hocam? Yani ölümü yarattım, hayatı da yarattım buyuruyor ama niçin buyurduğunuz gibi imtihan. Evet, için. imtihan. Için. İmtihan için. Sonra evet. bir başka ayet-i kerimede velenebleven şeyin minel haufi vel ve Yine bu ayet-i kerimede bizleri imtihan ettiğini söylüyor korkuyla, evet. açlıkla, mallardan, canlardan evet. eksiltmek suretiyle. Ama neticede ne buyuruyor sevgili hocam? Onu ve da sabirin ya, diyor. Değil mi? Sabredenleri müjdele. Bu sıkıntılara karşı. Evet hı. muhterem hocam gerçekten hayat bir sabır e, testinden geçtiğimiz bir e, alan diye tarif edebiliriz. Gerçekten böyle sabretmek, tahammül etmek, Eyvallah. hatta zamanını beklemek, süreyi beklemek. Yani neticede dünya hepimiz için bir gün geldi geçecek ve evet. sonlu, bitici, tükenici bir dünya. Yıpranıcı, yıkıcı, e, sonlanıcı bir dünya. Böyle bir dünya içerisinde çok büyük böyle ümitler hayaller içerisinde olmamamız gerekiyor. Evet. Ha, hepimiz kendimizi insanız neticede evet. kaptırı veriyoruz dünyanın e, bu cazibelerini ama evet. hani zügine linnas, hubbu şehvat, minen nisa, vel benin, vel kanatiril min vel fiza diye devam eden ayeti kerimede evet. Cenab-ı Hak bunu hoş göstermiş. Evet. Nedir işte e, eşleriniz diyor e, sonra işte sürüler e, atlardan bahsediyor. Mal, mülk. Mal mülkten bahsediyor, ziynetlerden bahsediyor. Neticede evet. hani insanoğlunun bir vadi dolusu altına olsa ikincisini ister. İşte Hazreti Peygamber'in mübarek sözü. Evet efendim. Sevgili hocam, ayetlere baktığımız zaman Kur'an'da iyi insan olmanın yani e, şeyisinde o ızdıraplara sıkıntılara karşı açlık, kıtlık, maldan eksiltme sonunda ve beşeri sabir. Bunlara karşı sabredersen Sabredenleri müjdele. Ee, önceki okumuşun olduğunuz ayeti kerimede de Rabbimiz sonunda vallahu yuhibbul muhsinin diyor Değil mi hocam. hocam? Evet. Bütün ayetatı. Evet. Buyurun sevgiler. Allah muhsinleri sever diyor. Muhsin dediğimiz yani, iyi kimseleri sever. İyi, i̇yi evet. kimselerin özellikleri de haddi zatında sohbetimizi bu konu üzerinde derlediğimiz gibi evet. e, bu ittika sahibi olan yani muttaki olan kimselerdir. Evet. Bu özellikleri sahip olanlar işte sabredenler, namazlarında vaktinde ve huşu içerisinde kılanlar, musibetlere evet. karşı sabredenler, sonra yine aynı şekilde öfkesini yenenler evet. gibi 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 pek çok konu içerisinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu özellikleri müminlerden istiyor. Olgun müminin özellikleri. Eyvallah. Yani iyi insan içinde hocam o takva dediğimiz karşılığında iyi insan olabilmek onun için ayrıca Kur'an'da birçok ayeti kelimelerde Ela inne evliya Allah ve Evet, buyur, evet hocam. hocam. Yine buyurduğunuz gibi e, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak celledülüm e, Allah'ın veli kullarından bahsediyor. İyi kullarından. İyi kullarından. Veli kulu dediğimiz şey. Yani Cenab-ı Hak siz mesela bir öğrencinin velisisiniz. Evet. Nesi oluyorsunuz? Onun koruyucusu, gözetleyicisi, takipçisi Hamisi. yani ilhamisi, evet. Evet. illa onun annesi babası olmuyorsunuz. Evet. Yani olmak zorunda değilsiniz. Yani bir evet. herhangi bir öğrencinin işte hemşerinizdir yahut yakınınızın çocuğudur. Onun buradaki işte gurbete gelmiş okumak istiyor. Onun bir noktada velisi konumunda ne yapmanız gerekiyor? Kendi evladınızdan daha çok onu gözetlemeniz evet. gerekiyor. Velisi konumunda olmak suretiyle. Cenab-ı Hak da işte mümin kullarının velisi. Evet. E ee, ve bunların bu özelliklere sahip olan Evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum Bu özelliklere sahip olduklarında yani olgun müminin özelliklerine sahip olduklarında işte iffetlerin, namuslarını, e, hal ve hareketlerini, edebi, ahlaki bütün böyle bu özelliklerini koruduklarında la havfun aleyhim ve lahum buyuruyor. Onlar için bir korku yok, onlar için bir hüzün de olmayacak. Evet. Allah'ın izniyle. Sevgili hocam. Konumuzla ilgili iyi insanın alametleri, güzelliği ayetlerle sıraladınız. Allah razı olsun. Bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek sözlerinde, davranışlarında iyi bir insan olarak o bizim için her yönüyle örnek bir peygamber, son peygamber. Onun mübarek sözlerinde mesela iyi insan iyi bir müslümana iyi evet. insan deme, iyi bir müslüman. Amenna. Nedir yani? Mesela sevgili hocam, hepimizin birçoğumuzun pek çok bildiği, metnini hatırladığı El-Müslim'u. Men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Mesela müslüman müslüman elinden ve dilinden salim olan kimsedir. Emin yani, olan kimsedir. Emin olan kimsedir. Yani elinden ve dilinden korunmuş olan kimsedir. Yani müslüman ne eliyle ne de sözüyle diliyle Başkalarına kötülük yapmayacak. Yapamaz. Yapamaz. Yapamaz diyor. Buna yani. iyi insan diyor. Buna iyi insan diyor. Hatta evet. bunu Müslüman denir diyor sevgili peygamberimiz hattı evet. zatında. Yani evet. biz bir başkasının arkasından önünden arkasından dedikodusu, gıybeti, e, töhmeti, iftirası bu kelimeleri ağzımıza alamayız bir Müslüman olarak. Evet. Yani biz yine aynı şekilde bir Müslümanı el kaldıramayız yahut onunla ilgili olarak herhangi evet. bir kötü bir düşünceye sahip. Gönlümüzden kalbimizden geçiremeyiz. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sevgili peygamberimiz vasıtasıyla ki onlar biliyorsunuz insanlığın içerisinde süzülmüş. E, hani taşlar içerisinde yakut, mercan, zümrüt, elmas neyse insanlar arasında da peygamberler bu özelliklere sahip. Sevgili peygamberimiz düşünebiliyor musunuz muhterem hocam? Yani o toplum içerisinde bu saydıklarımız ahlaki e, umdelerin, ahlaki özikler, özelliklerin hiçbirisi yok. Yağmacı bir toplum. Çapulcu bir toplum ama sevgili peygamberimiz öyle bir toplumu meydana getirecek e, özellikleri ortaya çıkarıyor ki asr-ı saadet dediğimiz bu husus ortaya çıkıyor. Yani asr-ı saadet, saadet asrı. Yani biz mutluluk, aslında, zamanı, mutlu, mutluluk zamanı, mutlu devir. Evet yani. mutluluk zamanı, mutlu devir diye tarif ettiğimiz bu özellikler. Tabi durup dururken bunlar olmuyor. Evet. Fedakar olmayı, cefakar olmayı. Dünyadaki musibetlere sabırlı olmayı. Me asabe min musibetin illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan hangi musibet isabet edebilir ki? Evet. Neticede Cenab-ı Hak hani bazen kendi bizden, bazen kendi tarafından evet. haşa zulmetmez kuluna hüdası kulun çektiği kendi başının cezası diye tarif ediyor değil mi Eyvallah. muhterem hocam? Eyvallah. Sevgili hocam, o cahiliye döneminde Allah Resulü'nün, sevgili peygamberimizin e, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir devir, bu kadar vahşice, bu kadar vahşet içerisinde e, bir topluma Cenab-ı e, son peygamberini Hz. Muhammed'i gönderiyor değil mi? Evet. Aslında sevgili hocam Adem aleyhisselamdan son peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar göndermiş olduğu bütün peygamberleri ve kitapları insanı insan yapmak için yani iyi insan yapmak için değil mi hocam? Kesinlikle muhterem hocam. Evet. Neticede din e, salim bir akılla yani akıllı olan kimselere e, o salim bir akılla e, akıl ve bali dediğimiz dönem içerisinde sorumlu kabul ettiği mükellef evet. kıldığı e, bir ilahi emir. Kabullenirsiniz evet. kabullenmezseniz evet. kabul edenlerine mümin denir. Kabul etmeyen kimseleri de sınıfları vardır. İşte kafirinden, münafığından, evet. e, olmak suretiyle müşrine varıncaya kadar çeşit çeşit. Neticede e, buyurduğunuz gibi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayeti kerimeleriyle Hz. Adem'den bugüne kadar aleyhisselamdan peygamber efendimize kadar bütün peygamberlerini bu amaca yönelik olarak. Neticede bizi peygamberler vasıtasıyla insanlığı eğitmek için gönderiyor. Eyvallah. Nasıl bir eğitim bu? Salih bir imana selim bir akideye sahip olmak için yani hakiki bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir insan olma özelliklerini üzerimizde barındırması için bir evet. talim terbiyeden geçiriyor tabiri caizse. Eyvallah hocam. Yani başınıza gelen musibetler yahut bir sevginizden kaynaklanan bu coşkunuz sınırları aşmamak suretiyle hareket etmeniz gerekiyor. İfrat ve evet. tefrite evet. kaçmamak suretiyle. Evet. Sevgili hocam, biz tabi bu gönül sohbetleri programlarımızda Özellikle güncel hayatımızda, günlük hayatımızda yaşadığımız olaylar, hadiseler. Mesela bugün içinde bulunduğumuz toplumda zaman zaman duyuyoruz yani. Toplumumuz da buna duyarlı. Mesela eşlerine karşı efendim söyleyeyim şiddet kullanan, efendim boşandığı eşini darp eden, döven yani medyada bunları şahit oluyoruz, şahit oluyoruz görüyoruz. Halbuki İslam dini kesinlikle bunları kabul etmiyor. kabul etmiyor, Bunlara karşı çıkıyor değil Muhterem mi? Bu hocam buyurduğunuz gibi evet. bırakınız sizin sevdiğiniz hani e, mevette ve rahmet diye tarif ettiği hani e, evet. Cenab-ı evet. Hakk'ın en büyük evet. alametlerinden bir tanesi. Rahmet evet. ve sevgiden evet. meydana getirmiş olduğu evet. iki farklı dünya, iki farklı alem, iki evet. farklı evet. düşünce, iki farklı ideoloji hatta evet. e, Hatta iki farklı inanış bakıyorsunuz evet. Cenabı Hakk'ın e, bir lütfu eseri hani nikahte keramet vardır. Gerçekten keramet vardır. Evet. Birbirlerini seviyor ve yani ömürleri boyunca hatta bunu evet. devam ettiriyorlar. Tabii bunun e, bu devam ettirmeni ettirmek de e, bahsettiğimiz gibi merhamet yani bağışlama ve muhabbetten kaynaklanıyor. Eyvallah. Bu özelliklerini devam ettirdikleri sürece çok rahat bir hayat ve bu evlilikleri de çok güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Hocam, e, bugünkü e, günlük hayatımızda toplumumuza vereceğimiz mesajın birisi de sevgili peygamberimiz o mübarek sözlerinden biri. Sizin diyor en hayırlınız ehli, Evet, buyurun hocam. sizin en hayırlınız eşine, ailesine en hayırlı olanınız diye. En iyi davranan. En iyi davranınız diye diye tarif ediyor. Demek evet. ki iyi insan olabilmek için mutlaka Eşine karşı da kişinin iyi davranması gerekiyor Kesinlikle. Yani evet. tabi Cenab-ı Hak yaratılış itibariyle evet. hanımefendiler tabi psikolojik bakımından ve fiziken bir erkek gibi değil Cenab-ı Hak öyle yaratmış ercijalı kavvamun alenise erkekleri güç kuvvet bakımından sonra tabi bu şahit olduğumuz hadiseler içerisinde evet. yani bir insanın ne kadar büyük bir nasıl bir depresyon nasıl bir psikolojik buhrandan geçiyor ki yine buna reva görebilir. Yani ona bırakın hani el kaldırmayı evet. onun canına bile mal olacak. Yani bu artık normal aklın tarif ettiği bir yol ve yöntem değil. Demek ki aklı melekesi ortadan tamamen kalkıyor. Halbuki hocam ne el kaldırmak ne sözle sataşmayı bir tarafa bırakın Hazreti Peygamberimizin eşlerine karşı çatık kaşla, evet. asık suratla baktığı vakit değil değil evet, mi canım? Evet, evet. Yani, yani e, bir insan özellikle sizin en sevdiğiniz birisi bu, buna tabi böyle bir e, cezayı hatta neyse artık neyse karşılığı yani böyle bir muameleyi rivayet görmesini bırakın hayvanları bile aynı şekilde sevgili evet. peygamberimiz merhametli olunması gerektiğini söylüyor. Yani i̇şte, ki toplumda bugün günümüzde de e, böyle görsel ve yazılı basından da şahit oluyoruz hayvanlara karşı. Ee, mesela e, insanların eziyet yaptığını değil mi hocam? Ya. Onu bile dinimiz yasaklıyor Asla. ya. Asla kabul etmiyorum. Mesela bu konuda e, Peygamberimizin şu örneğini verebilir misiniz hocam? Bir köpeğe açlık, susuzluktan ölmek üzere olan bir evet. köpe, evet. bir kadının. Evet. Evet. Merhabisi. Şimdi Buyurun. hocam düşünün Buyurun. yani ne kadar çarpıcı bir e, gerçekten sevgili Peygamberimizin bir hadisi şerifi. Evet. Bir kadın. Ee, yani kötü yola düşmüş ya da gerçekten çevresi o yola itmiş. Ya günahkar Neyse, bir günahkar, günahkar bir günahkar bir kimse, kadını, yedim, günahkar bir de. kimse. Evet. Fakat sırf merhametinden dolayı bir kuyunun etrafında, bir evet. kuyu su kuyusunun etrafında evet. su içmek istiyor. Şey güneşin ve hararetin en zirve olduğu noktada kadın o kuyudan bir su çıkarıyor. Hatta bir rivayete göre ayakkabısıyla evet. o hayvanı suladığından dolayı Cenabı Hak kendisini rahmetiyle muamele edip cennetlikler içerisinde diye addediyor. Bu şekilde ifade ediyor. Yani Resulullah ediyor. Allah, o kadına müjdeler, olur. o kadın cennetliktir buyuruyor. Öyle diyor. Mi? Gerçekten hocam merhamet Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütfudur. Eyvallah. Peki hocam bir aksi örnek verelim. Yani o kadın günahkar bir kadın ne yaparsa yapsın o hayvana merhametinden dolayı su, susuzluktan ölmekten kurtardığı için cennetliktir buyuran sevgili peygamberimiz Abdestinde, namazında, niyazında yaşlı bir kadının da kedisine merhametsizliğinden evet, dolayı kötü bir mi? muamelesinden buyurun, dolayı kedisini işte, sıkıştırarak ona kötü bir muamele yapmasından dolayı da su vermedi, su yiyecek vermiyor, vermedi. Yiyecek vermiyor ve hayvana eziyet ediyor bu şekilde. Ve hayvancağız tırmana tırmana değil mi duvarlara? Evet, evet Ölüyor. Evet, ve bu şekilde ölüyor. O kadın için de buyuruyor. O kadın sevim. için de aynı şekilde. Cehennemliktir Maalesef, maalesef. Onun için toplumda günümüzdeki toplumda sevgili hocam gerek eşlerine, insanlara karşı iyi bir muamelenin, iyi bir davranışın karşılığının cennetle müjdelenmek olduğunu peygamberimizden öğrenmiş oluyoruz. Kesinlikle hocam, e, buyurduğunuz evet. gibi evet. yani iyi insan kendisine iyilik yapmasının yanında kendi bünyesini, evet. kendi bedenine, etrafındaki eşine, ailesine, çocuklarına, akrabalarına, dostlarına, komşularına kim varsa Evet. Sonra tabiata, doğaya, çiçeğe, böceğe, ağaca ne varsa neyi evet. görüyorsun, neyle muhatapsa köyündeki hayvanına işte bunlarla meşgul olan kişilere evet. akli seviyesi, melekesi, vücudu yani bunların neye mal olursa olsun bunları hep merhametle yaklaşmak mecburiyetinde. Bunlara hep iyilikle, iyilikle yaklaşmakla görevli. Evet. Buna göre hareket etmesi gerekiyor. Evet. Yani ne sebep olursa olsun, hangi sebep olursa olsun bizi kesinlikle kötüye sevk edecek olan hasletleri üzerimizde barındıramayız. Müslüman evet. olarak biz iyi hasretleri üzerimizde barındırmakla mükellefiz. Evet. Ve Cenab-ı Hak öyle tarif ediyor. Evet. Sonra bizim boş işlerden yüz çevirmemiz gerekiyor. Evet. Faydasız, anlamsız şeylerden, evet. manası olmayan, bizim için ne dünyalık ne ahiretlik getirisi olmayan şeylerden yüz çevirmemiz gerekiyor. Düşünün yani gördüğünüz gibi televizyonlarda seyrettiğimiz yani bir hayvanı, bir köpeği arabasının arkasına bağlamak suretiyle sürükleyen bir kimsenin nasıl bir vicdanı vardır? Değil mi Hangi yani? vicdana sahiptir yani acaba öyle değil mi? Kanun yani. tamam belki şöyledir böyledir. Ama nasıl bir vicdandır ki o kimseyi yattığı zaman uykusunda rahat ettirir? Onun içinde peygamberimizin bu konuda da birçok hadisleri var değil mi hocam? Devesini aç bırakan. Yani şey yapan e, hayvanına yükü yükleyip fazla yük yükleyip e, merhameti etmeyene buz ediyor peygamberimiz değil mi hocam? Kesinlikle. Yani deveyi aç bırakan devenin o ses çıkarmasına ve, veyahut da e, kuşun yuvasını yavrusunu alıp da kim bu kuşun yavrusunu aldı veya yuvasını dağıttı diye peygamberimiz değil mi? Uyarmak? Kesinlikle muhterem hocam yani. Evet. Bir ölmüş hayvanın evet. dişlerinde bile güzellikleri görebilen. Evet. Çünkü sırma gibi dişleri sevgili peygamberin görüp ondan bile ibret almamızı söyleyen bu kutlu peygamber gerçekten bize aslında evet. rol model. Evet. Nedir rol model? Önümüzde bu hayatı yaşamış en güzel şekilde örneklendirmiş bir peygamber. Yani ailesinin içerisinde çocuklarının evet. arasında hatta çocuklarını küçük yaşlarda kaybetmiş olmasına rağmen gözleri ağlıyor. Benim diyor tabii ki yani İbrahim Aleyhisselam'ı kaybettiğinde e, gönlü burkuluyor, yüzü ağlıyor ama Cenab-ı Hakk'ı gönülden bağlı. İsyan ve tuğyan yok. Ciğer paresi. Ciğer paresi. İbrahim çocuk onu, onu şey yaparken toprağa verirken mübarek gözleri o rahmet Peygamber değil mi? Ya. Yaşarıyor ve ağlıyor. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun dediklerinde e, insanın diyor e, gönlü hüzünlenir, gözü yaşarır ama ifrat ve tefrite üstünü başını yırtmadan, dövünmeden yani yasını da bu şekilde tutabilir yani buna şey yapıyor. Evet. Sevgili hocam e, sohbetimizin sonuna geldik ama e, zaman nasıl e, akıp geçiyor. Sevgili hocam bütün gaye gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek değil mi? E, birkaç cümleyle sevgili hocam özetlerseniz yani. İyi insan olmanın faydalarını. Evet, evet hocam e, iyi bir insan e, Müslümanlığın gereklerini tam manasıyla yerine getiren kimsedir. Ve biz evet. buna da mutlaki diyoruz. Evet. Ve Cenab-ı Hak hem e, bu kimseyi dünyada ve ahirette dilerse allah Teala bir kuluna iki cihanı da verebileceğini söylüyor. Eyvallah. Yani e, de, İbrahim Ethem Hazretleri'ni düşünün. Yani korkunç bir servete sahip. Sürülerinin adedi bilinmiyor. Çiftliklerinin 2000 e, bin tane olduğu söyleniyor. Ama... Ama bunun yanında gönlü o kadar zengin ki hocam bu gerçekten zenginlik öyle bir şey ki cebinizde belki bir çay parası yoktur ama gırtlağınıza kadar dünyayı dalmışsınızdır. Fakat öyle zenginsinizdir ki e, Cenab-ı Hak bu o, o, özelliklerinizden sizi e, işte bu cömertlikler vasıflarınızdan dolayı bu dünyada o bunları O bütün zenginleri dünyalıkları terk etti ama ahireti tercih etti. Evet ahireti Ondan tercih etti. Ondan sonra e, mutlaki bir kul olma vasfına sahip oldu. Bugün biz onun hayatını da o güzel yaşantısı örnekleriyle beraber yaşıyoruz. Evet. Hocam işte. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, bu güzel e, sohbetinizden dolayı bil, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı değerli izleyicilerimiz bir Gönül sohbetleri programının daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.